Benim evimde de diğer yarışmacıların evinde de çok detaylı baktığını düşünmüyorum. Sadece evet, sadece günlük temizlik olarak görüyor. Hayır, hiç de öyle değil. Peki bunun sebebi ne? Temizlikten mi anlamıyor, yoksa kendi gününde de bakmasınlar diye mi? Bence sadece temizlikten anlamıyor. Anlamıyorum. Bir köşe girilmemiş, detaylara girilmemiş. Benim evimde mi? Evet, süpürge tutulmuş. Sadece ya Kadriye Hanım ya, ayıp, vallahi silinmiş, ayıp detaylara ya. Girilmemiş. Çok ayıp, gerçekten çok ayıp. Yani evde gezdiğiniz 10 tane yerin bir tanesinde toz bulmuş olabilirsiniz, kalıntı bulmuş olabilirsiniz. Buna asla bir şey söylemiyorum. Evet. Ama sizin örnek ama benim evimde bulamadınız. Nasıl bulamadık? Bulamadım. Mutfak dolabımızda bir kere saydık zaten kaç tane nerelerde ne bulduğumuzu. Benim evimde bir tane gezdiği yerde bir tane, o da kalıntı kalmış dedi Kadriye Hanım. Aysel Hanım, siz ne buldunuz mutfakta? Aysel Hanım, sizin dolabınızda da ben tozlar gördüm. Öyle kara kara. Tamam, gösterdiniz. Tamam, bir şey demiyorum, de gösterdiniz. Peçeteye geldiyse, gösterdiyseniz bakın kabulüm diyorum ben zaten. Buna bir şey söylemiyorum, evet. Ama 10 tane gezdiğiniz yerin bir tanesinde bulduysanız, laf söylüyorsanız çok ayıp ediyorsunuz. Kadriye Hanım, temizlik yorumlarınız yine saçma sapandı. Lütfen yemeklerde böyle yorumlar yapmayın. Kendi gününüz geçti, hakikaten laf olsun kesinlikle diye. Hayır, hayır, katılmıyorum. Hayır. İzleyecekler, görecekler, evet, yorumlar gelecek. Tamam. O zaman okursunuz yorumları. Ben bu kadar söyledim. Aysel Hanım nasıl demedi? En pis senin evin, en pis. Yok, şey demiş, söyledi, o şey demiş. Yani hayır hayır öyle diyor ya, en pis. Evet, ona hala katılıyorum. En pis, pislik olacak sizin evinizde. Sizin şöyle dolabınızda söyleyeyim. Var ya, dolabınızda o tencereleri koyduğun dolabın en altında, yani tamam, bu, orada tencereyi koyduğun yerde tencere yoktu bile. Bir sildim, kameraya da gösterdim, göreceksin bak. Ben onu pas olarak kabul ediyorum. Sen değil. Ama. Göreceksin. Tabii göreceğim. Bir de bir şey asla söyleyeceğim. Adaletsiz. Bunu da isterseniz yanlış da anlayın. Yaş muhabbetine gireceğim çünkü şundan dolayı. Sen hepimizden bildiğim kadarıyla küçük. Evet, kaç evet. Aynen. Senin yaşına veriyorum bu söylediklerini. Neyin yaşına veriyorsun Kadriye'nin? Çünkü kaç yaş büyük bir insan, eviniz kirli olabilir. Çok da kirli olabilir. Bunu sizin yüzünüzde pissiniz diye ima edemez. Dün ben sizin masanızda da belirttim. Bana göre çok yanlış bir cümle. Yaşına veriyorum. Bence Kadir Bey size bir verdiğinde, siz yaş bir verdiğinizde Kadir Bey, katılmıyorum. Kadir Bey sizi uyardığında Ferah Hanım'dan özür dilemeliydiniz. Sadece o cümle, kelimeyi kurduğunuz için. Hayır, özür Hayır, neden özür dileyin? Çünkü çok patavatsız bir cümle, kelime. Çok patavatsız bir cümle. Yani bence ben olsam bu yarışma bitmeden, çünkü herkes izleyecek. Yani Kadriye'nin yorum şeklini mi beğenmedin? Evet, çünkü sizin için sonrasında çok olumsuz yorumlar yapılacak. Ben olsam Ferah Hanım'dan bu tabii yarışma bitmeden özür dilerim. Tabii ki görecek. Ama bence görecek zaten. Şöyle söyleyeceğim. Dün Kadriye'ye ben dedim ki hani pis demeyelim. Hani evet. Evi kirli diyelim. O da dedi ki ben hani ona demiyorum dedi, değil mi? Eve diyorum dedi. Yani Ferah Hanım'dan bu konu hakkında özür dilemek ister misin? Hani dünkü, dün de pisledi dilemek yani için. Sen hayır pisli... ben kabul etmiyorum ya. Yok. Tabii özür dilerim pislediğim için. Kabul etmiyorum ama ya. Gerçekten evi berbattı. Ferah Hanım, bana istediğinizi söyleyiniz ama eviniz kirliydi. Benim evim pis de değildi. Herkes gördü. Herkesin bir şeyleri ben çıkıyor, özür eller dilerim, çıkıyor. Pis dediğim için. Ama berbat çıkıyor. Yani. Kadriye Hanım, bir büyüğünüzle nasıl konuşulması gerektiğini gerçekten bilmiyorsunuz. Benim masamda olduğunuz için tatsızlık olsun peki, istemiyorum ama... Bu konuya bir el atmak istiyorum tekrardan, benim de içimde kalmasın. Yani sen bu pis kelimesini, yani kirli kelimesi diyelim, evet, pis demeyelim gene de. Ev için söylüyorsun ama, değil mi? Kadriye abla için söylemiyorsun bunu. Kadir Bey, o evde ben yaşıyorum. Ferah gene ağladı. Bu programda en çok hatırlayacağım şey Ferah Hanım'ın gözyaşları olacak. Dün size uyarıldı ya, şahsına demiyorsunuz belki ama dedik, sonra dedi ki pissin dediniz. Evet, kadın. Bence bu kadını ağlatmaya hakkınız yok. Pissiniz, eviniz pissiniz demek istedim. Pissiniz, bak yine söyleyeyim. Ben milyon seyrediyor. Tamam, ben milyon seyrediyor. Tamam, ben orada yanlış kelime kurmuş olabilirim. Hı. Ama söyleyin, öyle söyleyeyim, kameraya söyleyin. Tamam, ben yanlış kelime ben kullandım zaten. Ve de evi pis değildi. Bu kadar değildi. Herkesin evinde var. Ben yanlış kelime kullanmış olabilirim. Ben evet, herkesin evinde var. Dur, müsaade edin. Kişisel açısından söylemek istemedim. Sadece evi pis dedim. Aynı kapı. Evi berbattı. Ona pis hala katılıyorum. Allah size var ya, sıfır olsaydı sıfır verecektim ya. Sıfır. Ferah Hanım,
Allah aşkına dünü bırakın. Allah aşkına. Hiçbir şey yapamadınız. Ana yemek çıkmadı. Tatlınız kupkuru bir tatlıydı. Evet, ben 10 çeşit yaptım. 10 çeşit. Evet, keşke yapmasaydım size. Ya. Evet, eksiklerim ben size, vardı. Kadir Bey, ben size diyorum ki siz de belki ilk defa işte köfte yediniz, kiter yediniz. İlk defa perde pilav yediniz. Belki ömrünüzde bir daha siirt yemeklerini yemeyeceksiniz. Sonra diyeceksiniz ki aha siirt yemeği, perde pilav. He yemiştim ben. Yarışmacı bir arkadaş yapmıştı. İlk defa tattınız bu sofrada. Ve de 10 çeşit. Ferah Hanım, size artık cevap bile vermeyeceğim. Kendi kendinize konuşun. Keşke ben de ne yapsaydım? Bir pilav yapsaydım. Ondan sonra bir antrikot yapsaydım. Yanına bir soslu bir şey yapsaydım. Tatlı mı, baklava mı yapsaydım. Bana 5 verecektiniz o zaman. Ama ben size ilk defa. Ve de 3 tane el açmam var. 3 tane el açmam. Ferah Hanım'ın 10 çeşit sürekli dile getirmesinden menüsünü bıktım açıkçası ben bu akşam masamda. Sürekli ağlaması zaten ayrı bir şeydi bizim için. Kadir Bey, araya girebilir miyim? Evet. Ferah ablama moral alkışı yapacağım lütfen. Lütfen. Bence üzülmeye hakkı yok. Abla benim evimdesin. Ağlamana gerek yok. Sadece yaşına veriyorum. Ben Kadriye Hanım size de yüklenmiyorum. Asla yanlış Kadir anlamayın. Bey, sadece yaşınız gereği belki uyanmak istedim. Yanlış evet. Kelime Ayşe kullanmış olabilir. Hani. Ya ben çoğu Kadir Bey, ben heyecanla o yanlış kelimeyi kullanmış olabilirim. Olamaz. Ben kendi kişiliğine söylemedim. Ama bir daha Kadir Bey tekrarladı. Aynen evet pis. Aynı ama öyle. Eviniz pis demek istedi. Dün sen sinirlenmiş olabilir misin? Evet, sinirlendim. Ya ben sizi o kadar yani, güzel karşıladım. Kahvelerim çok hani, güzeldi. Kadriye Ferah abla biraz da dün böyle sinirle söyledi. Hani uyarmama rağmen yine de hani hayır ben vazgeçmeyeyim. Evet, yani biraz yani etti gibi geldi. Bir böyle yanlış anlaşılması var galiba. Sinirden evet. O, sinirden evet, biraz. Evet. Sinir tonlaması var. Bir de Kadir ama, Bey. Ama bir şey diyeceğim bak sen ağlama bak çok duygusalsın bu duygusallığı biz ben programı götüremem. Sen her kelimede ağlarsan biz ikide bir ağlama için durmak bakın, zorundayız. Bakın ben perde pilavı normalde var ya çoğu insan %90 ne yapar biliyor musun? Yufkayı alır içine böyle döşer yufkayla 2 dakikada içine pilavı ama zaten onlara hamarat demiyoruz onlar hazır kullanmış oluyorlar. Ama ben 3 tane açtım ya çiğ böreğim normalde çiğ börek var ya bir salsana yayılır böyle. Ferah Hanım bu yorumları keşke dün yapsaydınız artık. Gerçekten çok sıkıldım bu yorumlarınızdan. Siirt yöresinde yuvarlak patates topları da mı vardı? Hayır, o başka. O başka. Ama perde pilav kiteleniz. Yok, biliyorum. Siirt onu tatlı olarak ne vardı? Siirt. Baklamamız vardı. Siirt usulü. Günün ne gidiyor komple. Yani, günün evet menüyü konuşuyoruz. Benim günümde niye geçmişi konuşuyoruz ya? Bugün benim günüm. Ama zaten genelde öyle oluyor biliyorsunuz yani. Bir gün öncesini konuşuyoruz. Aysen Hanım lütfen. Hele ki o bir gün öncesinde 10 çeşit yapıldıysa muhakkak ki konuşacağız. Ben yani, kaç çeşit yaptığımı bile hatırlamıyorum şu an. Peki. Aysen Hanım siz de bugün şahane yemekler yapsanız da biz de sizin yemeklerinizi konuşsaydık. Ferah Hanım artık sizin evinizi de menünüzü de konuşmak istemiyoruz. Temizlik yorumu Kadriye senden aldım. Peki şu olayı çözdük mü artık? Evet. Bağladık mı tatlıya biz bu özürümü olayı? Ben ama diledim. İster kabul eder ister etmez. Peki, özür diledin mi? Evet özür diliyorum. Ha. İster kabul edersin kabul ister kabul ama etmez. Geçti artık. 80 milyon gördü bizi. Sen büyüksün bak sen büyüksün. Özürünü de duydu ama. Küçük senden. Evet. Kaç yaş küçük? Çünkü o da ilk defa televizyona çıktı heyecanlı hissettim. Kelimelerimi yanlış kullanabiliyorum. Afet, 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 afet. Afet Ferah abla. Gülüşsüz beni açtınız bırakma Ferah abla. Çok merhametliyim ben bak o kadar insanlara ama inadın da inat senin. Çok merhametliyim, abla. Çok vicdanlıyım. Lütfen kardeşim. Ve de lütfen yani. Kardeşim lütfen Ferah ablaya verin. Ancak lütfen. Hayır diyecek ki. O kendisinin kararı bakın, hani. Kadriye Hanım kameraya diyeceksiniz ki. Bir de önder. Ben çok özür diliyorum. Tamam mı? 10 çeşit ya. Hayır. Söyleyeceğim. Ben 10 çeşit ne diyecekmişsin? Zaten söyledim hani. Pazarlık 10 çeşit yazmıştı. Tamam mı? 1 puanı değildi. En az 3-4 de onun puanı. Onu diyeceksiniz. Bu kadar. Ancak onu affederim. Onu söyleyemem yani. He oldu. Yok. Ama ben sizi de affediyorum. Ben sadece bu pis kelimesini yanlış kullandığım için. O sadece pis kelimesi için. Bir miydi? Sen bir tatlı tamam, çıkardın ben 2 verdim ya 2. Ama siz neden bana 2 verdiniz peki? Peki biz artık bir bugüne dönelim. Ferah ablacığım müsaade edin. Arkadaşlar çok pardon. Bir de o kadar yoruluyorsun tamam. Çaba gösterip çok o kadar merhametler. Ferah abla, Ferah abla tamam tamam. Kadriye de ekranların karşısında yanlış kelime kullandım evet, özür dilediğini belirtti peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.